Twitter'da eczacıların işliyorlar şu an çok saçma. Ee, niye abi? Şey diye mi? Eczacıların birkaç tanesi çıktı, ölüyoruz dedi ondan mı? Niye oğlum bu ülkede insanların hakkını aramaya hakkı mı var amına koyayım? Ölüyorlar, sözsünler yani. Twitter burası herkes böyle bro. Çünkü Twitter abi çıldıracağım ya. Çok yoruluyorum bazen. İngiltere'de yaşıyorum. Buradaki Türklerin çoğu kendini disabled olarak gösterip ev kirası ödemiyorlar ve devletten maaş alıp sömürüyorlar. Yemin ediyorum parazit ya. Yemin ediyorum parazit ya. Geçen haftanın başında maske için başvuru yaptım. Hala gelmedi. Kardeşim bak Instagram'da fenomenler falan satıyor baya. Çok güzel bir maske varmış. Simsiyah, karizmatik. Takınca Sabziro gibi ne oluyor namına koyayım. Ondan alsan o her şeyden koruyormuş. Her, her şeyden koruyormuş. Ne bu abi? Eczacı linçi mi? Abla saygıda kusur etmek istemem ama bir şey diyeceğim. Yarrağımı kapatırsın. Yarrağını kapatmak kolay bir şey şimdi. Yani ufak bir karton parçası alıp üstüne atarım kapanır. Dur ne demiş merak ettim. Anlamayan, minnet duygusu taşımayan insanlarla dolu olduğunu bir kere daha bu süreçte anladım. Çok merak ediyorum. Hastaneye muayeneye gidiyorsunuz. Şu an zaten kapalı poliklinikler çoğu. Muayeneye gidiyorsunuz. Teşhisiniz Covid bile olsa eve gönderiliyorsunuz. Elinizde bir kağıtla bir reçeteyle. Nereye geliyorsunuz? Eczaneye geliyorsunuz ya. Şu an biz bugün 27 bin serbest eczane olarak desek ki biz eczaneleri kapatıyoruz. Ne yapacaksınız ya? Bu kadar yıpratmaya çalıştınız. Yaftalamadığınız kelime bırakmadığınız eczacıları kaybetseniz ne yapacaksınız ki zaten onu okuyacaksınız anlamayan, minnet duygusu taşı... Bunu mu linçlediler? Abi kadın haksız hiçbir şey dememiş ki. Devamı yok. Başa sardı. Haklı <laughs> olması için ölmesi lazım. Öldü zaten. Çok eczacı öldü. Ben neyin linç anlamadım ki. Niye linç yemiş? An Vallahi anlamadım ki. Haklı ama ne yapacaksınız eczaneleri kapatca kapatsak demesi yanlış. Niye? Sen mi karar veriyorsun ona? Niye? Haklı. Kapatır kendi dükkanı, kendi malı. Kapatır, siktir olur gider. Niye yanlış? Kendi özel mülkü abi kapattı gitti. Ne diyebilirsin? Devlete mi bağlı? Ne oluyor? Hastanelerdeki devlet eczanelerine kalırsınız. Okey. Ölmesinden iyidir yani. Ben ölmek istemiyorum der kapatır abi. İngilizcede bir terim vardır. Taking for granted. Sen şimdi eczacıları granted aldın yani. Ben bunu hak ediyorum diyorsun. Yarrağımı kapatırsın diyorsun. O da yarrağım kapattım. Anahtarı bende. Tükkanın belgeleri bende. Ne yapacağımı koyayım diyor. Çünkü ne istediğini söylemiş. Koruma istesin. Abi kesilmiş zaten video fark ettiysen. Ee, bu da şuradan çıkıyor. Bir belediyeden bir eczacı. Haftalarca destek istiyor. Dezenfeksiyon istiyor. Karşı sokağımızın karşısındaki özel hastaneye dezenfekte yaptılar. Rica etmemize rağmen gelip bize iki fıs sıkmadılar diyor. Destek istiyoruz diyor. Ee, çok fazla saldırı altındayız diyor. İnsanlar bizi dinlemeden doluşuyorlar eczanenin içine diyor. Adam bunu dedikten iki hafta sonra ölüyor. O belediyede gidip adamın o tweetinin altına e, biz bugün dezenfeksiyona geleceğiz diyorlar. Adam ölmüş zaten. Devlet bunlara dezenfektan yapma yetkisi vermiş. 300 miligram dezenfektanı 20 TL'ye satıyorlar. Abi dezenfektan havadan yapılmıyor Godless Frog. Yani eczacılık bu. Simyacı değil bunlar. Yani şöyle oturup şöyle dezenfektan yapmıyorlar. Çizdim mi? Nuriye çizdin mi? Çizdim abla. Böyle değil abi. Onun da bir ham maddesi var. Bir şeyler alacak karıştıracak ki amına kodum yerinde dezenfektan olsun. Ve böyle durumlarda onun ham maddesi de pahalılaşıyor. Yani ben gittim maske alacaktım. Bu hikayeyi daha önce anlattım bir daha anlatayım. Maske alacaktım. Dedi ki abi kaliteli maskem dedi. 80 lira tanesi paketi 800 lira. Dedim ki Kesin beni mi sikiyorsun? Ben. Yani biz komşuyuz. Ben habire senden alıyorum dedim. Bütün ilaçlarımı. Beni mi sikiyorsun dedim. O da dedi ki abi sikmiyorum. Al dedi ecza deposundan. Faturam dedi. Al abi dedi fatura burada dedi. Ben satmaya utanıyorum dedi. Ver dedim. Baktım faturaya. 700 lira faturası var. 700 liraya almış adam. Anladın mı? %10 gibi bir kar koyuyorsun. %12, %13 bir kar koyuyor üstüne. Bu da cüzi bir miktar zaten. Ne yapsın? 700 alıp 700'e mi satsın amına koyayım? Yanına da iki tane ufak dezenfektan verdi. Tanesi 15-20 liralık bir şey. Hediye mi olsun dedi. %10 gibi bir kar yaptı. Bir de o karın üstünden adam zaten vergi verecek. E adamın elektriği var, suyu var, ödediği kirası var. E aga %10 kar yapmasın mı bu adam şimdi? Yani %10'a yaklaşmıyor bile. Abi dedi satmayı utanıyorum dedi ama al dedi yani. Bu dedi ecza deposuna aldı mı faturası dedi herif koydu yani. E %8 KDV, %22 gelir vergisi. Onu unutmayın. Aldığınız her şeyin bir gelir vergisi de vardır. Onu öder yani kazanan adam gelir vergisi öder. Ne yapacağız? Eczacıyı sikeyim, eczacıyı sikeyim. Mal yok abi adam ne yapsın yani? Yaratsın mı? Arkaya geçip üretsin mi? Üretse de dediğim gibi... Ee, ürettiği şeyin ham maddesi lazım. Ham maddesi de paralı. Bunun da fiyatı yüksek. Evet olay bu. Yok abi özel hastaneye giden herkesin e, konu korona olsa bile para ödediği aşikar. Yani aksini söyleyen bir tane tweet görmedim ben. Eğer bu tweetleri atan insanlar yalancıysa da alsınlar abi onları içeri tıksınlar o zaman. Ben bugün 10 tane tweet okudum. Adam diyor ki her türlü prosedüre uyduk diyor. Özel hastanede tanı zaten koymuyorlar diyor. Tomografini çekiyorlar diyor. Bilmem neyini çekiyorlar diyor. Sen yine gidip e, koronaya özel hastaneye gitmen gerekiyor. Yani Birebir yaşamış insanlar. Tomografiye de 350 lira.